Arkası Yarın. Beşinci Evlilik. Üçüncü Bölüm. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Robert Thomas. Uyarlama Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Didem Türkmen. Montaj Halil Karabacak. François çok zengin ama mutsuz bir kadındır. Zira kocası Richard kumarbaz ve ayyaş bir adamdır. Her fırsatta kendisinden para istemekte ve kumar borçlarını ödemektedir. Kocasının kendisiyle parası için evlendiğini anlayan François boşanmayı düşünmektedir. Tam bu sırada eve hizmetçi Louise'in nişanlısı Michel gelir. Michel Richard'a bir su damlası kadar benzemektedir. Louise, Michel'in Richard'ın ikiz kardeşi olduğunu söyleyince François kendince bir plan yapar. Hazır Richard şehir dışındayken ondan boşanmaya karar verir. Tamam Louise, anlaştık. Michel'in Richard rolünü oynaması için size 8 milyon frank vereceğim. Harika. Duydun mu Michel? Duymasına duydum ama bırakmıyorsunuz ki ben de fikrimi söyleyeyim. Söyle bakalım, senin fikrin neymiş? Ben bu işi yapamam. Hapisten yeni çıktım. Böyle bir sahtekarlığa karıştığım anlaşılırsa 10 yıl içeri girerim. Hayır hayır, başka birini bulun. Michel, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hiçbir zaman bu miskin hayatından kurtulamayacaksın. Çünkü sen zavallı bir adamsın. Aman Allah'ım, neler diyorsun Louise? Sen korkak, hımbıl, yüreksiz adamın tekisin. Artık sevmiyorum seni. Ama sevgilim... Louise, lütfen. Louise, lütfen. Biliyorsun ağlamana dayanamıyorum senin. Dokunma bana, nefret ediyorum senden. Ama sevgilim... Sevgilim de deme bana. Aşağılık adamın tekisin sen, şu haline bak. Kendini erkek zanneden bir tavşana benziyorsun. Sözlerine dikkat et. Dikkat et yoksa... Ne olurmuş, ne olurmuş bakayım. Korkak ödlek tavşan. Bu kadar da fazla ama. Tepemi attırmaya başladın Louise ha. Bak şu iskemleyi şimdi kafana geçiririm ha. Nasıl madem, oldu mu? Hem de istediğimden çok iyi oldu Louise. İnan bana, karşımda bir an için Richard'ı görür gibi oldum. Ne oldu ki? Bana da anlatsanıza ya. Harikasın Louise. Artık Michel'in bu işi kıvıracağı gün gibi belli. Ya bana da anlatsanıza. Hiçbir şey anlamıyorum. Mahsus sen seni kızdırdım ki kızdığın zaman Richard gibi oluyor musun diye görmek istedik. Kızınca Richard'a benzedin mi bari? Hem de nasıl. Bu iş oldu Michel. Biliyor musun, harika bir oyuncuymuşsun. Kim? Ben mi? Hayret, hiç bilmiyordum. Umarım yüzünüzü kara çıkarmam. Ha? Çıkarmayacağına eminim. Ama Richard'a tam olarak benzemen için önce şu gözlüğü çıkarman gerekiyor Michel. Gözlüğümü mü? Evet, gözlüğü çıkarırsan seni Richard'dan ben bile ayırt edemem. Ama yok, hayır olmaz, ben bunu yapamam. Niye? Ben gözlüksüz göremem ki. Michel. Efendim sevgilim. Madam ne emin ediyorsa onu yap, lütfen gözlüklerini çıkar. Peki çıkartayım. Ama etrafımı nasıl göreceğim sonra? İşte çıkardım. Dur bakayım şöyle sana. Evet, bayağı iyi oldu. Yürürken öyle süklüm püklüm durma Michel. Dik ve sert dur. Peki tamam. Kapı çalınıyor. Louise, kim geldi acaba? Bilmiyorum madem, beklediğiniz biri var mıydı? Hayır. Tamam hatırladım. Monsieur Sartoni gelecekti. Öyle ya, Richard gitmeden önce söylemişti. Kapıyı açabilirsin Louise. Peki madem. Madem, bu Sartoni dediğiniz adam kim? Önemli değil canım. Richard'ın bir arkadaşı. Daha doğrusu borçlu olduğu bir adam. Ne? Richard'ın bir arkadaşı mı dediniz? İyi ama beni burada görürse... Gözlüklerim nerede benim? Lütfen Michel, sakin ol. Gözlüklerinizi de boş yere aramayın. Zira sakladım onu. Lütfen verin onları bana madem. Hayır, inat etmeyin, vermem. Ama nasıl göreceğim o Sartoni denilen adamı? Önemli değil, görürsünüz. Siz şöyle koltuğa oturun bakayım. Merhaba, nasılsınız madem? Monsieur Sartoni, siz misiniz? Gelin lütfen.
Dışarıda nefis bir hava var madam. Monsieur Richard, siz ne zaman döndünüz Marsilya'dan? Ben sizi orada sanıyordum. Biraz önce geldi Monsieur Sartori. Biraz içmişti. Bu kadar çok içmeyin dostum. Madam, buraya gelişimin nedeni Richard'la da önceden konuştuğum gibi senede eklenen 1,5 milyon franktır. Parayı getirdim size. Çok iyi, bana verebilirsiniz. Yok, buna gerek kalmadı madam. Richard geldiğine göre siz zahmet etmeyin, ben kendisine veririm. Ben de alabilirim Monsieur Sartori. Dedim ya, zahmet etmeyin madam. Bir saniyelik bir iş bu. İşte paraları masanın üzerine koyuyorum. Richard, paraları alabilirsin dostum. Evet, çok iyi. Marsilya'da nasıl gitti işleriniz? Çok güzel gitti. Yani iyi gitti, iyi, çok iyi gitti. Buna sevindim dostum. O halde bana olan borcunuzu en kısa zamanda ödersiniz değil mi? Borç mu? Nasıl yani? Tabii Mr. Sartori. Yarın ya da öbür gün Richard size olan kumar borcunu ödeyecektir. Siz hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim madem. Richard dostum, seni pek iyi görmedim bu sefer. Anlaşılan içkiyi fazla kaçırmışsın. Ya öyle değil mi Monsieur Sartori? Richard sevgilim, lütfen içeri gidip yatar mısın? Biraz uzanırsan kendine gelirsin. Ya ama ben... İşiniz madem doğru söylüyor Richard. Yalnız yatmaya gitmeden önce şu 1,5 milyon franklık makbuzu aldığınıza dair imza eder misiniz? Makbuz? Hı. Başım dönüyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Louis... Lütfen Richard'ın ayağa kalkmasına yardım eder misin? Dinlenmesi gerek. Hadi yardım et bana. Hemen madem. Monsieur, lütfen dayanın. Ama Richard dostum, önce şu işi bitirmeliyiz. Ben hallederim o işi Monsieur Sartori. Endişelenmeyin. Ama imza? Dedim ya, makbuzu ben imzalayacağım Monsieur Sartori. Fakat kocanız da imzalayabilirdi madem. Durumunu gördünüz. Her gün biraz daha fazla içmeye başladı. Onunla bu konuda baş edemiyorum. Beni dinlemiyor bile. Evet, anlıyorum sizi. Bağışlayın beni Monsieur Sartori. Sizi ayakta tuttum. Verin makbuzu da imzalayayım. Buyurun madem. Şurasıydı değil mi? Evet, buyurun, imzaladım. Teşekkür ederim. Monsieur Sartori, merak ettim. Siz ne işle meşgulsünüz? Avukatım madem. Avukat mısınız? Evet, hem de Paris'in en çok müşterisi olan avukatlardan biriyim. Harika. O halde hemen size bir iş teklif edebilirim Monsieur Sartori. İş mi? Ne çeşit bir iş madem? Diye Tony endişe. Şöyle pullu mullu kitabına uygun bir delil tespiti yapabilirsiniz değil mi? Tabii. Yıllardır yaptığım iş bu zaten. Bakın, kocam beni dövüyor. Paramı çalıyor. Biliyorsunuz bunu. Gözlerinizle de gördünüz. Acaba bu konuda tanıklık yapar mısınız? Evet, anladım. Ama ne yazık ki ben buraya dost olarak geldim. Avukat olarak değil. Üzgünüm madem. Evet, anlıyorum sizi. O halde sizden Richard'dan beni boşamanızı istiyorum. Boşamak mı? Evet. Richard'la ben boşanacağız. Bütün suçu ben yüklenmeye hazırım. Sizden sadece formaliteleri yerine getirmenizi istiyorum. Bağışlayın madem ama bir celsede boşanmak için karı ve kocanın imzaları şarttır. Richard bilmem size böyle bir kağıt imzalar mı? Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Tamamıyla anlaşmış durumdayız. Hatta bunu size kendi bile söyleyebilir. O takdirde mesele yok. Gerekli ücret neyse ödemeye hazırım. Yalnız bu işi ne kadar çabuk yaparsanız o kadar sevinirim. Hemen bugün öğleden sonra iyi mi? Harika. Sizi uzun uzun mahkemelere gitmekten kurtaracağım. İmzalarınızı alır almaz dosyanızı boşanma işlerinde uzman olan bir arkadaşıma götüreceğim. Bir çırpıda halleder bu işi. Çok iyi Monsieur Sartori. Madem, öğleden sonra 2'de formalitelerle birlikte burada olacağım. Çek defterimle birlikte sizi bekleyeceğiz Monsieur Sartori. Madam, biliyor musunuz, size hayranlık duymaktan kendimi alamıyorum. Neden? Dün buradan ayrılırken umutsuz bir kadın, bir kurban bırakmıştım ardımda. Oysa bugün şu anda her şeyiyle kararlı bir kadın buldum karşımda. Tebrikler. Haklısınız Monsieur Sartori. Olaylara karşı koymak için gerekli cesareti ancak bugün buldum kendimde. Tekrar tebrik ederim sizi. Artık gitmem gerek. Ancak formaliteleri hazırlayabilirim çünkü. Tam saat 2'de yanınızda olacağım madem. Sizi heyecanla bekleyeceğim Monsieur Sartori. Çok şükür gitti. Neyse, bu işi de hallettim. Sartori hiçbir şeyin farkına varmadı. Zavallı. Michel'i nasıl da Richard sandı. Louis, Michel neredesiniz?
Buradayız madam. Şey, gitti mi o adama? Gitti mi? Korkmayın gelin. Sartoni gitti. Birkaç saat sonra siz de ben de Richard belasından kurtulacağız. Sartoni hiçbir şeyden şüphelenmedi. Bugün ikide Richard'la boşanmamızı halledecek. Formaliteleri imzalayarak buraya getirecek. Ne? Yani o adam yine mi gelecek buraya? Hadi Michel, bu kadar korkma. Yüzük kuyruğuna geldik bu işin Michel. Sartoni seni Richard sandı ve böylece boşanmamızı sağlayacak. Sonra da hepimiz birden çekip gideceğiz buradan. İyi ama ya Sartoni benim Richard olmadığımı anlarsa ne olacak? Korkmayın Michel, başaracaksınız. Mösyö Sartoni'nin nasıl kuşkulanmadan sizi Richard zannettiğini gördünüz. Tehlike kalmadı. İşin en zor tarafını atlattık sayılır. Evet ama ben daha düşünürken bile hasta oluyorum. Artık şu korkularınızı bir tarafa bırakırsanız Mösyö Sartoni gelince oynayacağımız sahneyi hazırlarız. Michel, sen içeri gidip Richard'ın elbiselerini giy üstüne. Bakalım nasıl duracak. Peki madam. Umarım Sartoni denilen avukat hiçbir şeyden şüphelenmez. Bu bizim son şansımız Ruiz. Eğer Sartoni Michel'den şüphelenmeden boşanma işlemlerini hallederse hepimiz özgürlüğümüze kavuşacağız. Ve biz de sizden alacağımız çeklerle zengin olacağız. Ben bakarım Ruiz. Alo. Ah Richard sen misin? Arayan Richard Ruiz. İyiyim hayatım, sen nasılsın? Niye telefon ediyorsun? Bir aksilik mi var yoksa? Nasıl? Ya öyle mi? Olur, görüşürüz. Olamaz, inanamıyorum. Ne oldu madem, neden renginiz birdenbire sarardı? Richard 2 saate kadar buraya geliyor Louis. Ne? Monsieur buraya mı geliyor? Felaket, mahvolduk. Sakin ol Louis. Madem ne olur Monsieur Sartoni'ye telefon edin de gelmesin buraya. Neden? Monsieur Richard gelmeden önce Michel'le buradan uzaklaşmalıyız, ne olur madem, yalvarırım. Yeter, hemen telaşa kapılmaya gerek yok. Bırak Richard buraya gelsin. Onu zararsız hale getirmenin bir yolunu buluruz. Nasıl? İçkisine uyku ilacı katar uyuturuz. O uyurken de biz Michel'le Sartoni'nin önüne çıkar boşanma dilekçesini imzalarız. Fakat madam çok tehlikeli bir şey bu. Ya Monsieur içkiyi içmek istemezse? Richard mı kendine ikram edilen içkiyi içmeyecek? Güldürme beni Louis. Richard'ın hayatı içkidir canım. Olsun. Ben gene de korkuyorum. Size vereceğim çekleri düşünerek korkunuzu azaltmaya bakın. O da doğru ya. Aman Allah'ım. Madam şimdi aklıma geldi. Sakın Michel'e Richard'ın buraya geleceğini söylemeyelim. Neden? Eğer Michel Richard'ın buraya geleceğini duyarsa o saat kaçar bu evden. Ne yapıp yapıp bunu ona söylemeyelim. İyi ama gerçeği bilmesi gerek Louis. Nasılım ama? Nasılım? Richard'ın giysileri iyi geldi değil mi bana? Çok güzel, çok güzel Michel. Biraz bol gibi duruyor ama olsun. Tam Richard'a benzedin. Aman Allah'ım. Ne oldu Louise, ödümü koparttın? Şey, Monsieur Richard'ın imzası. Michel acaba onun imzasını taklit edebilecek mi? Sorun buysa korkmayın. Ben onun imzasını aynen atabilirim. Eskiden beri onun imzalarını ben atardım çeklerine, evrana. Mükemmel. Bu işte halloldu demektir. Michel. Evet madam. Nasıl söylesem bilemiyorum ama ufak bir değişiklik oldu Michel. Ne değişikliği? Monsieur Richard birazdan buraya gelecek. Ne? Richard buraya mı geliyor? Yo, hayır olamaz. Ben gidiyorum. Kimse beni bu evde tutamaz artık. Korkma sevgilim. Biz her şeyi ayarladık. Monsieur Richard buraya gelir gelmez madam ona içinde uyku ilacı bulunan bir içki içirtecek ve uyutacak. Sonra da gereken yapılıp hep beraber kaçacağız. Ama hayır. Bu işin sonu kötü bitecek gibi geliyor bana. Başımız derde girecek Louis. Bunu hissediyorum. Tamam Michel, sakin ol. Hiçbir şey olmadan sıyrılacağız bu işin içinden. Çekleri düşünsene. Onlarla yepyeni bir hayat kuracağız kendimizi. Eğer işler umduğum gibi giderse mükafat olarak yüklü bir çek daha vereceğim sizlere. Madamı duydun mu hayatım, zengin olduk, zengin. Ne yapalım? Madem öyle diyorsunuz, öyle olsun. Şimdi sen kendine saklanacak bir yer bul. Richard aniden gelirse seni burada bulmasın. Saklanacak yer mi? Tamam hatırladım. Bahçedeki dut ağaçlarını oraya saklanırım. Kimse bulamaz beni. Emin misin Michel? Hı? Kimsenin seni orada aramayacağından emin misin gerçekten? Tabii ki eminim. Küçüklüğümden beri zora kaldım mı hep oraya saklanırdım.
Merhaba, ben geldim. Neredesiniz? Ah, Richard sevgilim, geldin demek. Hoş geldin. İnsanın tekrar evine kavuşması ne kadar güzel bir şey François. Marsilya'da işleri nasıl gitti hayatım? Hallettin mi bari? Fena gitmedi. Hisse senetlerini satmakta biraz güçlük çektim ama sonunda bitirdim işlerimi. Bu arada da çok yoruldum tabii. O halde bir bardak viski iyi gelir sana. Şimdi veririm. Seni çok özledim Richard. Al canım içkin. Tam senin istediğin gibi susuz ve buzlu. Sen harikasın François. Sağ ol karıcığım. Birkaç günlük ayrılık seni nazikleştirmiş Richard. İçsene sevgilim. İçeceğim canım. Hayır olmaz. Bu içkiyi içemem. Neden? Niçin içemiyorsun? Çünkü bir daha içki içmemek için yemin ettim. Biliyorsun içince sapıtıp seni üzüyorum. Olsun canım, bugünlük yeminini boz. Senin için özene bezene hazırlamıştım içkini. Üzülme hayatım. Benim yerime sen içersin. Hadi bakalım. Ama ben içemem. Hem ben bu akşamdan itibaren içki içmeme rejimine başladım. Hadi canım saçmalama. İçkinin de rejimi mi olurmuş? Hadi iç canım hadi. Hayır içmem diyorum, ısrar etme. Hatırım için ama. Israr etme Richard, içmem dedim ama ya. Ama beni kızdırıyorsun. Hem bana baksana sen. İç deyince neden telaşlandın birdenbire ha? Yoksa bir şey mi koydun bu içkinin içine? Ben yani... Yok canım, bunu da nereden çıkardın? O halde bir yudum al bakalım. Yo. Sana bir yudum dedim François. Sadece bir yudum. Anlaşıldı. Zorla içmem gerekiyor bunu sana. Dur. Aç şöyle, iç bakayım biraz hadi. Hadi yavrum iç. Aferin sana. Üzerimi değiştirip geleyim artık. Sonra yemeğe çıkarız senin ha. Ne o? Ayakta sallanmaya başladın. Yoksa sarhoş mu oldun canım? Yerin dibine batsın. Kendi kazdığım kuyuya kendim düştüm. Madam! Ne var Louis? Monsieur Richard'a içirebildiniz mi içki? Ne yazık ki hayır Louis. Nasıl? Yani ilaçlı içkiyi içmedi mi? Hayır, onun yerine ben içmek zorunda kaldım. Olamaz. Aman Allah'ım. Beşinci Evlilik adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.